gelen değerli halkımıza buradan saygılı sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. 75 yıl önce Kazım Muhammed ve arkadaşları bugün Mabat Cumhuriyeti'nin kurulduğu Çarçıra Meydanı'nda idam edildiler. Kürt halkının mücadelesini ve kazanımlarını tehlike olarak gören zihniyet bugün olduğu gibi o günde baskı, zor ve ölümle sonuç alacağını düşündü. Ama hep olduğu gibi yanıldı. Kazım Muhammed ve arkadaşları hala direnen, mücadele eden Kürtlere ışık tutmaya ve yol göstermeye devam ediyor. İdam sehpasındaki son sözleri, Kürt halkına vasiyeti, birlik ve dayanışma Kürt halkının başarısının ve kazanmanın rehberi de olmaya devam ediyor. Buradan bir kez daha Kazım Muhammed ve yol arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Onların bize bıraktığı miras, Kürt bilinci, birlik ve dayanışma ruhunu elbette Kürtler bulundukları her yerde yeşertmeye ve büyütmeye devam edecektir. Değerli basın emekçileri, AKP-MHP iktidarının baskı, şiddet, zulüm ve işkence politikalarında hiçbir evrensel ve hukuksal sınırın kalmadığını, hiçbir ahlaki ve insani sınırın kalmadığını her gün yeniden görüyoruz ve her gün yeniden buna tanıklık ediyoruz. Sadece son birkaç haftada da bile yaşananlara baktığımızda bu iktidarın nasıl pervasızlaştığını, nasıl hukuktan, ahlaktan ve vicdandan uzaklaştığını, insani değerlerden uzaklaştığını görürüz. Nevroz'dan bu yana Kürt çocuklarının yaşadıkları AKP-MHP iktidarının Kürt düşmanlığındaki geldiği aşamanın fotoğrafıdır. Bakın, Bismil'de Nevroz kutlamaları sonrası anneleriyle beraber gözaltına alınan 5 yaşındaki ikiz kardeşlerin soğuğa rağmen yöresel kıyafetleri çıkartıldı ve yetmedi, 5 yaşındaki çocuklara gözaltı işlemi uygulandı, parmak izleri alındı. İşte Kürtleri düşman görmenin resmidir. İşte Kürtleri fişlemenin, daha çocuk yaşta Kürtleri fişlemenin şekli ve biçimidir, en somut halidir. Kürt çocukları AKP-MHP iktidarıyla birlikte artık 5 yaşında gözaltı merkezleri tanışıyor. Daha o yaştan aslında bu iktidarın Kürt çocuklarına vaat ettiği gelecek gözaltı merkezleri, işkenceler ve ölümlerdir. İşte bu uygulamalardır Kürt çocuklarına vaat edilen bu iktidarın. Bırakın çocuklara iyi bir gelecek bırakmayı, esasında Kürt çocuklar, özellikle Kürt çocukların ve Türkiye'deki bütün çocuklara vaat ettikleri gelecek ölüm ve işkenceden ibaret ve Türkiye'de çocukların artık can güvenliği yok bu iktidarın döneminde. Kürt çocukları her an ölümle burun buruna yaşıyor. Evinin önünde oynarken, evinde uyurken her an bir zırhlı araç tarafından katledilebilir ve bütün bu olaylarda, bütün katliam dosyalarında olduğu gibi failler ellerini kollarını sallayarak dışarıda başka çocuklara, başka insanların hayatlarına kastetmeye devam edebilir. Efe Tektekin, dedesinin katledildiği yerde, aynı yerde tam bir yıl sonra tekrardan o da zırhlı araçla katledildi. Dedesi Toma çarpması sonucu hayatını kaybetti. Efe Tektekin de zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ve katil utanmadan, sıkılmadan iktidarın cezasızlık politikalarından aldığı cesaretle duruşma salonunda vicdanım rahat dedi ve beraat etti. Fail elini kolunu sallayarak dışarıda gezmeye, başka çocukların canına kastetmeye devam ediyor. Düşünün, aynı aileden iki kişi zırhlı araç çarpması sonucu hayatını, yaşamını yitiriyor. Bu asla kader değildir. Bu tamamen iktidarın savaşçı, Kürt düşmanı, güvenlikçi politikaları sonucu işlenen cinayetlerdir. Yine Muhammed ve Furkan kardeşler evlerinde uyurken zırhlı aracın evin duvarından girmesi sonucu hayatını, yaşamını yitirdiler. Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, Cemile Çağırga, Berkin Elvan, iktidarın güvenlikçi savaş politikaları sonucu yaşamını yitiren çocuklardan sadece birkaçı. Elbette bu çocukların katillerinden, faillerinden hesap sormak boynumuzun borcu. Ama aynı zamanda bu çocuklara, Türkiye'deki yaşayan Kürt çocuklar, tüm çocukların tamamına huzurlu, mutlu ve demokratik bir gelecek bırakmak da bizim boynumuzun borcudur. Ve bizler bu konuda çalışmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz.
Değerli basın emekçileri, Kobani Kumpas davasında da duruşmalar devam ediyor ve her duruşmada arkadaşlarımız direnişe yeniden notlar düşerken mahkeme heyetleri de hukuksuzluklara yenilerini, kumpaslara yenilerini eklemeyi ve yeniler eklemeyi devam ediyor ve biz her duruşmada yeniden bu davada ne kadar haklı olduğumuzu, ne kadar bu davanın bir kumpas ve hukuksuzluk sistemi olduğunu yeniden görüyoruz ve haklı çıkıyoruz. Sadece son birkaç oturumda baktığımızda bile kumpasın niteliğini anlamak elbette mümkün. Tanık olarak dinlenecek olan Şemsettin Kalay'ın 15 Kasım 2021 tarihinde vefat etmesi nedeniyle dosyada bulunan önceki ifadesi okundu. 2014 yılında mahkeme veya savcılıkta değil, gözaltında alınan ifadesi okundu. Kuşkusuz ben buradan tanık ifadelerinin hangi koşullarda alınması gerektiğini uzun uzadıya anlatmayacağım. Ama şunu da açıkça ifade etmek isteriz ki nereden bakarsak bakalım, nereden tutarsak tutalım, bu dosyada usulsüzlük ve hukuksuzluk karşımıza çıkıyor, yüzümüze çarpıyor. Yine 1 Kasım Dünya Kobani Günü etkinliklerine katıldığı için 2 Kasım'da gözaltına tutuklanan tanığa ısrarla mahkeme ısrarlı sorularla 6-8 Ekim olaylarıyla bağlamaya çalışsa da tanık bunun böyle olmadığını ısrarla ve ısrarla beyan etti ve mahkeme heyetinin tüm yönlendirmelerine, tüm çarpıtmalarına, tüm zorlamalarına rağmen hiçbir tanık ve müşteki arkadaşlarımızdan şikayetçi olmadı ve bu olaylara dair arkadaşlarımızla ilişkili olmadıklarını defalarca söylediler ve tabii duruşma arkadaşlarımızın ifadeleri bitmeden tanık ve müştekilerin dinlenmeye başlanması da aslında başka bir usulsüzlüğe işarettir. Tabii bu tüm hukuksuzluklarla beraber mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak da Ata Dedeler adı verilen suç örgütüne düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşte kumpas davasının çeteler tarafından yürütüldüğünün somut göstergesi, somut belgesidir bu gözaltı. Böyle bir mahkeme başkanının verdiği kararların adil ve hukuka uygun olduğunu kim söyleyebilir? Elbette kimse söyleyemez. Bahtiyar Çolak'ın imzasının olduğu, Bahtiyar Çolak'ın aldığı her karar, altına attığı her işlem, katıldığı her duruşma şaibelidir ve iptal edilmelidir. Ve bu hakim arkadaşlarımız hakkında bir çete üyesi defalarca tutuklama kararına devam kararı verdi. Ve aslında Kobani davasındaki çetelerin etkisi, Kobani davasında hukuksuzluk ve adaletsizliğin çok somut bir göstergesi oldu. Kobani davasına savunma yapan her arkadaşımız işte bu kumpas dolu hukuk dışı düzeni savunmalarıyla yargılamaya savunmaları yargılamaya devam ediyor. Son olarak duruşma salonunda yargılanan arkadaşımız sevgili Ahmet Türk'ün de dediği gibi bizler 12 Eylül'leri Diyarbakır zindanını yaşadık. Dokunulmazlıklarımız kaldırıldı. Baskılarla bizi siyasi, demokratik siyasetten koparmaya çalıştılar. Bugün de haksız, hukuksuz Kobani davası ile karşı karşıyayız. Ancak Kürt sorunun demokratik siyasetle çözüleceğine inandığımız için bugüne kadar mücadele ettik ve bundan sonra mücadele etmeye devam ediyoruz. İşte arkadaşlarımızın tavrının özeti burada gizlidir. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz üzere parti olarak her türlü uluslararası ve yine Türkiye'nin iç kamuoyundaki her türlü toplumsal sorunun ve yine çatışma ve çelişkilerin müzakere ve diyalogla çözüleceğine inanan bir partiyiz ve müzakere ve diyalog ve barışçıl çözümler için de mücadelesini veren bir partiyiz. Bu nedenle gittikçe büyüyen bir insani trajedi ve ağır kayıplara neden olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta da tek çıkar yolun müzakere, diyalog ve barışçıl çözümler olduğunu ilk günden itibaren savunduk, bunu söyledik ve bundan sonra da bunu savunup söylemeye devam edeceğiz. Ve bu nedenle Ukrayna ve Rusya arasındaki yürütülen her türlü müzakereyi de yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin görüşmelerdeki rolü elbette önemli, elbette bu görüşmelerdeki Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz ancak İktidarın büyük bir uluslararası barış olarak lanse ettiği arabuluculuk arayışlarına dair kaygılarımız ve endişelerimiz ve şüphelerimiz de var. İktidarın hem içeride hem de bölgesel sorunlarda savaşçıl politikalarını yakından biliyoruz. Çünkü iktidarın savaş yanlısı politikalarının bedelini Türkiye toplumu hala ödüyor. Rusya ve Ukrayna'da arasındaki barışçıl arabuluculuk elbette ki önemli ancak
aynı barışçıl çaba Türkiye halkları için de verilmeli. Bakın, Rusya ve Ukrayna heyetlerin görüşme gerçekleştirdiği Dolmabahçe'de 2015 yılında Türkiye halkları için barışçıl bir kader anıydı. Ama Erdoğan kendi çıkarlarıyla çeliştiği için Türkiye halklarının geleceğini Dolmabahçe mutabakatını tanımıyorum diyerek telafisi mümkün olmayan çatışma ve çöküşe sürükledi. Türkiye halklarının son 7 yıldır büyük kayıplar yaşamasına, acılar çekmesine neden oldum. Yine kuzey komşuları ile barış çabaları yürütürken güney sınırında ise sınır boyunca başta Kürtler olmak üzere halklara ölüm, katliam ve yıkımı reva gördü. Görüşmeler esnasında bile AKP iktidarı Kuzeydoğu Suriye'de Ayn İsa kasabasını bombalamakla meşguldü. AKP iktidarın barışçıl politikalardan ne denli uzak olduğunu en iyi bizler, yani Halkların Demokratik Partisi olarak bizler biliriz. Ve umuyoruz ki Rusya-Ukrayna arasında bir mutabakat oluşursa Dolmabahçe'de Erdoğan kendi çıkarlarına hizmet etmediği gerekçesiyle ev sahibi olarak ben bu mutabakatı tanımıyorum demez. Buradan heyet görüşmecilerine de bu uyarımızı yapmak istiyoruz. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz üzere Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 23 Mart toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantıda Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen kabul edilen bir rapor var. Kuşkusuz bu rapor çok Türkiye demokrasi açısından önemli bir rapordu. Bu raporla kayyumların kabul edilemez olduğunu, terör suçu kavramının yargı tarafından geniş bir yelpazede ele alındığından insan hakları ihlaline neden olduğunu bir kez daha söylenmiş oldu. Kayyumların seçme seçilme hakkının gasp edildiğini ve hakkını ihlal ettiğini hem Avrupa'daki kuruluşlar hem de Türkiye kamuoyunda ve parti olarak bizler bunu çokça ifade ettik. Bir kez daha Avrupa Konseyi'ndeki bu raporla bu seçme seçilme hakkının gasp edildiği bir kez daha belgelenmiş oldu. Tabii bu duruma dair AKP-MHP iktidarının yaklaşımı, tavrı, Kürt halkının iradesini gasp etme tavrı ve kayyum politikalarına yaklaşımı bütün kamuoyu tarafından biliniyor. Ancak muhalefetin tutarsız siyaseti bir kez daha kendini rapor görüşmelerinde ve raporun oylanmasında gösterdi. Bakın, Türkiye'nin geleceğini kurma iddiasıyla imzaladıkları mutabakat metninde yasama dokunulmazlığının sınırlarını genişletme ilkesine rağmen imzadan 24 saat geçmeden Semra Güzel vekilimiz, Semra Güzel arkadaşımızın dokunulmazlığının kaldırılması için meclise gelip oy kullandılar. Yine aynı mutabakat metninde geçen seçimle gelen seçimle gider, yani kayyuma karşı ilkeye rağmen CHP'li belediye başkanının Avrupa Konseyi görüşmelerinde yaptığı konuşma ve delegasyonun karşı oy kullanması, bu rapora karşı oy kullanması muhalefetin tutarsızlığını ve iktidar gölgesindeki siyasetlerinin özetidir. Türkiye'nin demokratik geleceği tutarlı ve iktidardan bağımsız bir muhalefetle inşa edilir ki o da ancak ve ancak HDP'nin öncülük ettiği üçüncü yol siyasetiyle, HDP fikriyatıyla mümkündür. Değerli arkadaşlar, 15 Mart'ta Beytüşebap'ta startını verdiğimiz ve 21 Mart'ta Ahmet'te görkemli bir finalle kutladığımız Nevruz kutlamalarını geride bıraktık. Buna dair çok kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Kuşkusuz ben burada uzun uzadıya değerlendirmeler yapmayacağım. Ama bir iki noktanın altını çizmek istiyorum. Nevruz Türkiye'deki çürümüşlüğe, iktidarıyla muhalefetiyle çözümsüzlük politikaları dayatanlara çözümün yolunu, çıkış yolunu gösterdi. Kürt halkının ulusal, demokratik hak ve talepleri Nevroz alanlarında başat talep olsa da bu Nevroz'da milyonlar hayat pahalılığına, emeğin sömürülmesine, kadın katliamlarına, ülke kaynaklarının talan edilmesine, açlığa, yoksulluğa da isyan ettiler. İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Mersin, Ankara, Çanakkale, Denizli, Tekirdağ, Konya gibi birçok batı illerinde Kürt halkı ile Türkiye'nin emek demokrasi güçleri tabanda buluştu, taleplerde ortaklaştı. Geleceğe dair sözünü ve direnişini ortaklaştırdığı bir kutlama oldu. Ve bu kutlamalar aynı zamanda kadınların özgürlük talepleriyle gençlerin
özgür gelecek taleplerinin birleştiği bir kutlama oldu. İşte bu kutlamalar ile HDP fikriyatının 3. yolun en somut inşası olarak değerlendiriyoruz ve 8 Mart ve Nevroz coşkusuyla Kürt halkının ve emek demokrasi güçlerinin taleplerinin ve isyanının birleştiği bir 1 Mayıs'a doğru giderken tüm alanlardan emek mücadelesini, direnişi, isyanı yükseltmeye de devam edeceğiz. Kuşkusuz alanlar çok büyük mesajlar verdi. Herkesi bu mesajları doğru okumaya ve bu mesajların gereklerini yapmaya da buradan bir kez daha davet ediyoruz. Preşap Eminin Heja Nevroza Bistu Do Hazar Bistu Dudiyan bu nişane tfaka kurdan ve ne kul kada nevroze huyadakir nişane yekitiye kurdan bu gele kurd edi azadi gele kurd edi yekiti o net azadi duhaze yenku le dijmlatiya kurdan dikin duhazın tfaka kurdan harabekin o kurdan kurdan bakın bindestan AKP MHP liser dijminatiye kurdan destilatlar yok mezindi ki nevroza nevroze kur nahoza kurd li tu derede bibin yek bibin kudi statüye ki lebele bila bezanim ku li diji inkar u asimilasyon li diji komkuji u katliyaman kurd li her tim le her deride berkodan o ev her timji le her derece ve berkodan afka berdavam bükün. Jiberveji, dve hamu ali bi taybeti reveberya başure kurdistane ve berkodane bibine o nakevin planen nebaşin e destilatların AKP u MHP. Eger iro hule pişkiriye bedir politikayın AKP MHP evji jubo deskeftiyen netevi veji neteviji bibe darbe ki pırmezin le gele kurt edi ev darbeyen nakvaze gele kurt le kaden nevroze bi bersive ki mezinda ve her kurt kedi le ve bersive derkeve o ittifaka kurdi ittifaka hosteka ittifaka gele kurt bi cihye kwe bigre erke başlı Kurdistan ve nakeve listikin AKP o MHP pişta kwe ve nade gelle kurd az jibo münasebeta katil darve kırla Kazi Muhammed ji az jardinle bir bi vasiyeta Kazi Muhammed bangavazi dedikim yekiti u aşiti jibo serfraziye gelle kurd pevisteki herkes le gor ve vasiyeti ve tevbi gerekir jibo peşeroje gelle kurd değerli basın emekçileri basın toplantımız bitti soru varsa ya öncelikle şunu söyleyelim. Halkların Demokratik Partisi olarak Diyanet'e yönelik tavrımız çok açık ve nettir parti programımızda. Bunu çok açık bir şekilde ifade ettik ve bu hala da parti programımız çerçevesi, yaklaşımımız parti programımız çerçevesindedir. Özellikle iktidarın Diyanet'i bir din istismarı aracına dönüştürdüğü bu zamanda Diyanet'e dair yaklaşımımız elbette ki değişemez. İktidarın, Diyanet bugün iktidarın bir istismar, din istismar kurumuna döndü ve daha önemlisi halkımız açlık, yoksulluk ve sefaletle boğuşurken Diyanet lüks ve şatafat içerisinde sarayın etrafında dönerek Türkiye toplumunun inançlarını ve dindarlığını istismar etti. Dolayısıyla bizler Diyanet'e dair gelecek olan her türlü yasal düzenlemenin ve değerlendirmenin iktidarla kurduğu ilişki göz önünde alınarak ve bu ilişki değerlendirilerek tavır alınması gerektiğinden yanayız. Bizler de bu konuyu parti kurullarımızda kapsamlı değerlendirdik ve tartıştık. Evet oyu kullanmadık. Ancak tavrımızı tüm bu tartışmalar ışığında daha açık bir şekilde ifade ederek hayır demeliydik bu oylamaya. Sanırım başka soru yok. Geldiğiniz için teşekkürler.